Siz de binin. Yok siz gezin, ben buralardayım. Yok hadi kırmayın beni gerçekten. Hem eşlik etmiş olursunuz. Hem iyi gelir size de. Öyle mi diyorsunuz? Evet hadi. Peki madem şey yapayım ben de. Nalan! Anne. Anne senin ne işin var burada? Benim burada ne işim var öyle mi? Çık şuradan in. İn anne ne yapıyorsun? Höst. Ne yapacaksın? Atılacak mı? Kızımla arama mı gireceksin ha? Şey. Sen onu da yaparsın. Yürü git. Senin defterini sonra döreceğim ben. Yürü. Anne. Evde çok sıkıldım. Dışarı çıkmak istedim. Hayri Bey'den de ben rica ettim. Burası hesaplaşma yeri değil. Hadi eve gidiyoruz. Hadi yürü. Anne ne yapıyorsun Allah yürü. Aşkına? Yürü. Evde konuşacağız. Anne tamam bırak lütfen. Allah'ım şu kızı şu kadının azabından koru ya. Neden bizim haberimiz olmadı senelerdir bu Pervin Hanım denen gizemli üniversite arkadaşından? Ha? Ne oldu da şimdi birdenbire ortaya çıktı? Cevap versene bana. Sana ne yaparım Hüsmiye? Ağzında bakla ıslanmıyor demek. Gitme kızın üstüne, onun bir kabahati yok. Anlatmasa mıydı yani? İşte öyle ağzımdan kaçırdım ben. Evet kaçtı, ne var yani bunda? Ne oldu? Gizli saklı işlerin ortaya çıktı diye mi canın sıkıldı Rafet? Ya Gülce bak. Şu oruç ağzımla konuşturma beni, tamam mı? Ha? Allah Allah. Yap et, ondan sonra zeytinyağı gibi suyun üstüne çık. Ne ala memleket ya? Biz suçlu olalım sonra. Ya Gülce sen ne demek istiyorsun ha?
Ne demek istiyorsun yani sen? Sen beni neyle itham ediyorsun yani? Ha? Senden gizli saklı bir takım işler çevirdiğimi falan mı söylemek istiyorsun? Ha? Ne diyorsun? Kızın onları da söyledi mi yani neler yaptığımızı? Kızınla tanıştırdım ben kadını. Nerede? Bizim otelin restoranında hem de. Eğer öyle bir senin şüphelendiğin gibi bir durum olacak olsaydı kendi otelimin restoranına mı götürdün? Ha? Peki ne dedim ben ona? Annenle sonra tanıştıracağım dedim mi demedim? Bunları da söyledi mi sana? Selen. Anneciğim ben onu anlatmayı sana unutmuşum, atlamışım yani. Kusura bakma. Ha, bir daha böyle saldırmadan önce insana biraz daha düşün, olur mu? Pervin Hanım benim üniversiteden sınıf arkadaşım. Bak, ailecek el birliğine vermişsiniz, beni batırmaya çalışıyorsun. Ben de onu bir ekonomik danışman olarak alıyorum şirkete ki biraz daha işleri toparlayalım diye. Anlaşıldı mı şimdi, oldu mu? Bir şey söyleme lütfen. Söyleyeceğin hiçbir şeyi duymak istemiyorum Burcu. Anladın mı? Beni bir böyle bir şeyle itham etmediğin kalmıştı. O da oldu. Çok şükür. Sağ ol. Sağ ol yani. Teşekkür ederim sana. Bravo Selen. Aferin sana kızım. Kadınla tanıştın ve benim bundan haberim yok, öyle mi? Anneciğim özür dilerim. Gerçekten haklısın. Hepsi benim suçum. Kimsenin suçu falan yok çocuğum. Suçlu olan kimse yok. Ama bu işte bir bit yeniği var. Ben bunun peşini bırakmayacağım, göreceksin. Ya anneciğim bak görüyor musun saat kaç oldu? Ben en iyisi bir hazırlanıp çıkayım, tamam mı? Sen de lütfen takılma bu kadar. Unut gitsin, tamam? Hadi görüşürüz. Unutmam ben, unutmam. Allah kahretsin ki fil gibi bir hafıza var bende. Unutamam. Bir şey istemediğine emin misin? Kahve, çay? Yok, çok sağ ol. Sabah içtim zaten, yeter. Cavit? Bunca yıldır görüşmüyoruz. Nereden esti sabah sabah bu Rafet Koroğlu rüzgarı? Ben de sana onu soracaktım zaten. Rafet benim bacanağım. Yani eskiden bacanağımdı. Ama hala bir aile gibiyiz. Dün seni şirketin önünde onunla konuşurken gördüm. Çok şaşırdım. Nereden tanışıyorsunuz? Dün şirketteyim demedim mi? Niye sormadın kendini Rafet'e? Sabaha niye bekledin? Bana sormak için. Rafet'le dostumuz bir antikadır bizim. 3 gün görüşürüz, 4 gün kavga ederiz. Sen şimdi benim eski ortağımın eşisin. Hani aramızda bir hukuk var. Sana soramam o zaman. Ya sorabilirsin canım. Benim gizli saklı bir şeyim yok ki. Rafet benim üniversiteden arkadaşım. Hayat işte ama. İşte o üniversiteden sonra Van'a gitti, görüşemedik. Allah Allah. Niye ki? Gerçi Rafet Van'a gittikten sonra hemen evlendi. Evet. Senin eski eşinin kız kardeşiyle evlendi. Unuttum şimdi adını. Neydi adı? Gülcan. Evet. Rafet evlendikten sonra siz neden görüşmediniz? Yani bir sevgili gibi bir şey. Yok canım. Sadece arkadaştık. Ama işte hayat. İnsan böyle uzak şehirlere, farklı yerlere dağılınca insan insanı unutuyor haliyle. Ya. Ne güzel işte. Yıllar sonra buluşmuşsunuz. Evet. Yoksa Rafet'ten yardım istemek için mi buluştunuz? Yardım mı? Bak kızım. Eğer şirkette maddi bir sıkıntı varsa benden yardım isteyeceksiniz. Yani eski bir ortaklığımız var diye ne istiyorsanız ben her şeyi halledebilirim. Yok canım. Şirketin durumu gayet iyi, çok şükür. Ya işte biz Rafet'le öyle bir denk geldik yıllar sonra, bir yemek yedik. Yoksa benim ne kimseden bir alacağım, bir vereceğim yok. Aa, dur. Ben tamamen unuttum seni birden karşımda görünce yıllar sonra. Benim çıkmam lazım. Şirkette çok önemli bir toplantım var.
İyi o zaman bana müsaade. Vaktini de almayayım senin. Bak ne güzel oldu işte. Yıllar sonra lafladık senden. Evet. Müsait bir zamanda daha uzun görüşürüz. Beklerim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Geçireyim seni. Yalan söylemeyi bile beceremiyorsun. Aşk yarasını ben bir kilometreden tanırım. Bakalım Rafet Bey Gülcan'dan önce ne haltlar yemiş, ha? Hadi. Sen nereden dolandın böyle benim ayağıma ya? Ay Taco. Senin de böyle her Ramazan ayında için kıpır kıpır olur mu? Vallahi benim olur. Ben çocukken de çok severdim Ramazan'ı biliyor musun? Ay canım. Rahmetli nenemle beraber böyle hamur karardık, pide yapardık. Yana da mis gibi yemekler yapardık, yerdik işte. Olmaz olur mu? Sahur ayrı güzel, iftar ayrı güzel. Yani bir birlik duygusu oluyor insanda. Öyle vallahi. Aman inşallah. Yani bu mübarek Ramazan gününde herkes sofrasına ne isterse alabilsin. Amin. Ramazan'ın bereketi bolluğu ile biz de iftar soframızın hazırlıklarına başlayalım döndü. Evet ben alışverişe başlıyorum. Sen de bu işi çok iyi çözdün vallahi. Rafet Bey çok takdir ediyor seni. Evet evet o kadar kolay ki. Teslimat ücreti bile ödemiyorum. Zaten Rafet Bey'in kemer sıktığı bu günlerde bütçeye uygun hareket etmek gerek. Evet, öyle vallahi. Hadi say şu malzeme listesine bakalım. Zeytin. Zeytin, başka? Dur bakayım, pirinç. Pirinç, evet. Kıyma. Kıyma. Anne konuşmayacak mısın benimle? Anne. Ya rica ediyorum bir açıklamama izin verir misin? Ay delireceğim gerçekten. Anne bak. Şşş. Evde konuşuyoruz. İyi tamam. Evde konuşalım. Ulan nasıl bir derde düştük ya? Bir şey söylesen söyleyemiyorsun, bir şey yapsan yapamıyorsun yemin ederim var ya. Izdırap oldu ya. Hem bana ızdırap oldu hem kendi kızına, herkese ızdırap ya. Ulan. İnsanlar seni gördüğü yerde kaçıyor, yemin ederim ya. Bıkmış senden, bıkmış. Herkes bıkmış. Geldim. Ver bakayım. Ay Allah bu mübarek günde herkesin sofrasına bolluk bereket versin inşallah. Kıyma da gelmiş. Her şey geldi. Tamam. Taco, bak ne yapalım biliyor musun? Biz şimdi bunların hepsini yerleştirelim. Sonra da yemek işine geleyim ben. Vallahi yapacak bir sürü işim var daha. Hadi gel yardım et bana. Tamam tamam geliyorum şimdi. Levent. Ay ben de seni arayacaktım ya. Neler oldu bir bilsen. Hani ben şu Pervin'i hani bir araştırıyordum ya. Ay inanmazsın ki hepsini yüzüme gözüme bulaştırdım. Sen bir gel de ben sana detaylıca anlatacağım her şeyi. Ne yaptın sen? Yola çıktınız mı? İftara yetişebiliyor musun? Aşkım biz yoldayız şimdi. Bir saatlik yolumuz kaldı. Erken çıkmışsınız. Senin sesin bir tuhaf mı geliyor Levent? Bir şey mi oldu? Ya bu eniştem ablamın yokluğunu fırsat bilip yine çok fena kumar borcu yapmış. Bu sefer tefeciler acımamışlar alıp götürmüşler adamı. Ablam işte çocuklar hep birlikte yola çıktık apar topar dönüyoruz ne yapalım? Ay Levent ne diyorsun sen ya?
Of, bir bu eksikti gerçekten. Ya enişten falan umurumda değil de çocuklar da bu sefer tehlikede. Neyse tamam, geldiğinde anlatırım. Şimdi Oruç zaten başıma vurmak üzere. Önce bir ablamları bırakacağım, sonra istersen direkt şirkette buluşalım ha. Ne dersin? Tamam. Tamam sevgilim. Siz dikkatli dikkatli gelin de konuşuruz sonra. Hadi görüşürüz. Yani vallahi Taco, yemin ediyorum. Aa, ben artık bundan sonra yaptığım her yemeği iki kere kontrol ediyorum bu Feride belası yüzünden can. Allah Allah. Yani kadın resmen beni tik sahibi yaptı. Vallahi yani düşündükçe gözlerim seyirmeye başladı. Ah, ahan da geldi. Sabahtan beri Feride Feride dedin, ah çektin kadını. Ne güzel gitmişti. Hmm. Birkaç saat rahat edecektik ya. Hmm, Allah da benim cezamı verecek. Efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Döndücüğüm. Kolay gelsin Taco. Sağ olun efendim. Bir şey olmuş. Gel bakayım. Hayri, sen Nalan Hanım'ı götürmedin mi? Ha, götürdüm. Ben götürdüm. Peki sen niye geri getirmedin onları? Feride Hanım'la karşılaştık. O çarşıda bir takım işleri varmış falan. Onları hallettiler. Onlar ondan ayrı geldiler de. Hayri. Buyur abla. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. Sıkıntı yok. Feride Hanım evine dönünce herkes rahat edecek bence. İnşallah gitsin. Yakın zamanda döner değil mi? Hı? Ne diyorsunuz? Gider herhalde değil mi yani? Gitsin artık çünkü. Hadi inşallah. İnşallah. Hadi inşallah. Allah'ım ya Rabbim, yani şu mübarek Ramazan gününde vallahi açtım kollarımı sana yalvarıyorum. Al şu Feride'yi götür. Ya gitsin kadın kendi evine. Deli midir nedir ya? Beni dinleyecek misin artık? Sen nasıl Billur'la buluşacağım deyip o şoförle sahillerde bisiklete binersin? Katil mi etmek istiyorsun beni? Cevap ver. İlk defa içimden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştım. Normal insanlar gibi, diğer insanlar gibi içimden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştım anne. Sabah kalktım, canım bisiklet sürmek istiyormuş ve bisiklet sürmek için parka gittim, o kadar. Sen normal insanlardan değilsin, sen onlardan değilsin. Ya bir gören olsaydı ha? Birisi görseydi, tek kare bir fotoğraf çekseydi. Ha? Ne olacaktı? Koroğlu ailesinin gelini şoförüyle sahillerde fink atıyor olacaktı. Boy boy fotoğrafların çıkmayacak mıydı? Çıkacaktı. Olmayacak mıydı? Söyle. Ha? Olacaktın. Doğru söylüyorsun. İşte o zaman bu cahil oğulları ailesi anında seni kapıya koyardı. Hayri Bey benim sadece arkadaşım. Bana sadece eşlik etmeye çalışıyordu. Tek başıma bisiklet sürmeyeyim diye o da bana eşlik etmek istedi, o kadar. Yok bir de sevgili oğlu, biliyoruz herhalde. Bunun açıklamasını niye yapıyorsun ki bana? E çünkü soruyorsun anne. Ben de sana dilim döndüğünce açıklamaya çalışıyorum durumu. Salak yok senin karşında. Kendine denk olanı olmayanı sen bilirsin ama o bilmez, o cahil. Bak, kesin başımıza dert açacak bu şoför. Kesin. Anne Hayri Bey öyle bir adam değil. Gayet saygılı. Beni de sadece çok saygı duyduğu bir patron olarak görüyor, o kadar. Ben ondan çok emin değilim. Bu gece kayınpederine konuşacağım. Bu adamı derhal işten atacaksın diyeceğim. Yani illa sana bir şoför gerekiyorsa öyle eli ayağı kafası falan oynayan biri olmayacak. Anne olur mu öyle şey? Şimdi benim yüzümden durduk yere adam işinden mi olsun? Lütfen yapma öyle bir şey yani, bırak işine devam etsin. Denenmişi denemek ahmakların işidir. Ya bu adam gidecek ya da ikinizden biri elimde kalacaksınız. Tamam. Tamam, sana söz veriyorum. Bir daha konuşmam gerekirse, bir daha arabasına binmem. Tamam mı?
Ama yeter ki bak onun işinden etme. Ya çok düzgün biri, saygılı, efendi biri. İşini seviyor, Rafet Bey'i seviyor. Hani bak rica ediyorum. Söz veriyorum. Tamam mı? Yeter ki işine devam etsin. Benim yüzümden düzeni bozulmasın. Gözüm üzerinde olacak. Başka ek tedbirler de gerekiyor. Düşündüm, taşındım. Kayınpederinin bana teklif ettiği şeye evet demeye karar verdim. Kesin olarak buraya yerleşiyorum. Sen de ayağını denk al. Evimiz? Evimize ne olacak anne? O ev senin. Verirsin bir emlakçıya, satar mısın, artık kiralar mısın? Şimdi konumuz bu değil. Bütün anılarımız o evde anne. He, kalsın da kaçacak yerim olsun diyorsun yani. Hayır efendim. Senin evin burası. Oturup anılarım diye dertleneceğine, geleceğine bak. Bir an önce çoluk çocuk sahibi ol, kendi aileni kurmaya odaklan. Anlaşmamızı sakın unutma. Bu şoföre bir daha yaklaşmak yok. Güvenimi bir daha suistimal edersen yakarım bu evi. Görevin neyse onu yapacaksın. Ay hiç öyle yüzünü ekşitme. Neydi senin görevin? Çocuk yapmak, anne olmak. Biliyorum. İnşallah. Dünya varmış ya. Abi neydi o rezillik öyle ya? Neyse ki daha fazla uzamadan size kavuştum. Uygun olduğunda arasana beni. Aa, neredesin sen? Telefonunuz cevap verdin. Yoksa yemek arası mı verdiniz? Yok. Gizli garajımdayım. Ha, işe gitmeden önce şöyle bir bebeklerimden bir tanesiyle tur atayım da keyfim daha da yerine gelsin istedim. Ne o? Otobüsle şirkete gitme devri bitti mi? Aa, senin mesain başlayalı çok olmadı mı ya? Ne işin var ki senin bu saatte garajda? Ya dün sana söylemeyi unuttum. Artık bulaşıkhane kabusum sona erdi. Telefonum da hep bende. Aa, tamam işte süper. Lan ben sana demedim mi 3-5 güne babanı unutur diye. Bak bir de boş boşuna canını sıktı, gördün mü? İyi hadi bakalım. Neyse. Sen şimdi onu bunu bırak da dün gece ne oldu anlat bakalım. Değil mi böyle koşa koşa Nalan'ın yanına dönmen çok gerekiyor muymuş gerçekten? Ya sorma. Dün gece döndükten sonra işler iyice sardı. Yine kavga ettik yani. Sular durulmuyor diyorsun. Neymiş derdi? Ya bilmiyorum ya. Yani yaklaşınca itiyor, uzaklaşınca da çağırıyor. Vallahi sıkıldım artık. Vallahi ne diyeyim be kuşum, sen de haklısın. Zor yani böyle bir kadınla. Nedir durumun? Bu gece gelebilecek misin bana? Bak sakın yanlış anlama. İffetli iffetli oturmaya yani. Yok, gece olmaz. Gece olmaz, dikkat çeker. Ama belki iftardan önce falan bir uğrarım ben sana. İftardan önce? Olur bana uyar vallahi. Orucu tutan sensin ne de olsa. Ya bendeki irade kimse de yok, sen merak etme. Rahat ol. İyi tamam, haber ver o zaman. Hı? Hadi öptüm. Gel. Gülcan hayırdır?
Ne o? İçeride attığın fırçalar yetmedi. Şimdi bir de burada mı sıkıştırmaya geldin yani? Ben onu konuşmaya gelmedim. Bir şey söylemem lazım sana. Ya Gülcan, öyle bir konuşuyorsun ki. Yani seni duyan benim seni aldattığımı zannedecek yani. Hayret bir şey yok. Ben onu konuşmaya gelmedim. Ya galiba Muzo'nun bir sevgilisi var. Nereden biliyorsun? Ha? Hani beni takip ettiğin gibi onu da peşine Afiye mi taktın yoksa? Ha? Ya dinlemiyorsun ki, anlatmaya çalışıyorum işte. Ben konuştum, çocukla beni dinlemedi. Bak bu kızı benim gözüm hiç tutmadı hakikaten. Ayarsız, izansız daldı eve. Eve dalmakla kalmadı. Döndürüp peşinden girdi çocuğun odasına. Aldı çocuğumu götürdü yahu. Nereye götürüyor? Doktora götürüyormuş işte. Tanıdığı iyi bir doktor varmış da. Biz burada başyavuşun eşeğiyiz ya. Tövbe yarabbi. Nereye gidiyorsun? Nereye gideceğim? Muzo'yla biraz konuşacağım bu konuyu. Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhaba Seyit Hanım. Nasılsın? Ben de size gelecektim. Akşam iftara istediğiniz özel bir şey var mı diye sormak için. Ay yok, sağ olun. Da ben size bir şey söylemek istiyorum. Daha önceki teklifinizi değerlendirdim. Buraya kızımı yanına taşınmaya karar verdim. Ay ne kadar iyi düşünmüşsünüz Feride Hanımcığım. Vallahi çok memnun olduk hakikaten. Değil mi Rafet? Evet Feride Hanımcığım, yani teşekkür ederim. Beni kırmadığınız için gerçekten teşekkür ederim. Yani ileriye dönük ne olur şimdiden bilemem ama siz haklısınız. Önemli olan Nalan'a yakın olmak, bir arada olmak. En doğrusu bu Feride Hanımcığım, en doğrusu. Bir de benim sizden bir ricam olacak. Şimdi ben diyorum ki bu akşam sizin evin olduğu mahallede Adil Bey için bir İftar düzenleyelim. Tabii siz uygun görürseniz. Çok iyi düşünmüşsünüz Rafet Bey. Sağ olun. Döndü. O zaman Hayri ile Taka'yı söyle bakalım. Sen de üzerine düşeni yap. Eksiksiz gayet güzel bir iftar düzenleyin orada. Tamam mı? Tamam Bey, merak etmeyin. Ha bir de bu akşam Cavit'i çağırdım buraya iftara. Onun için de gereken hazırlıklar eksiksiz tamamlansın. Tabii efendim. Hadi. Biz birkaç parça eşyamızı gidip alalım evden. Tabii efendim. Döndü, biz mutfağa inelim hadi. Görüşürüz. Buraya taşınacağız deyince hiç hoşlarına gitmedi ama hiç umurumda değil vallahi. Yani benim bir tek derdim var. Nalan'la o şoförün bir arada olmamaları. Bir an evvel Nalan'ın hamile kalması. Sizi götürmeye geldim. Ve mesaj attım, aradım, bu saate kadar cevap vermediniz. Bana başka çare bırakmadınız. Gel baba. Ne haber Muzo? Nasılsın bakayım? İyi baba, sen? Ha? Anan bir misafirin gelmiş, ondan bahsetti. Enteresan bir kızmış ama herhalde yani. Değil mi yani? Öyle kimseye bir şey söylemeden palas pandıras. Hani aşağıya senin yanına inivermiş. Tabii şimdi yani. Anan da tabii böyle şeyler pek alışık olmadığı için biraz şaşırmış yani. Sonra da gelip sana mı şikayet etti? Ya yani sen boş ver anneni ya. Yani sen anneni bilmiyor musun yani ha? Bak benim arkamdan da nasıl pimpirikleniyor. Görmüyor musun? Ha? Şey, mesele o değil de yani. Şimdi Muzo biz yani. Oğlum biz senin üzülmeni istemiyoruz. Yani. Bütün mesele bu. Hani yani... Hani bir kız vardı ya yani. Şimdi neydi adı? Ya o da gelmiyor aklıma. Neyse sen biliyorsun işte. Yani o kız seni biraz üzdü Muzo. Yani biz... Seni düşünüyoruz oğlum Muzo. Durum bu. Yani tabii hani... Tabii ki sen kendin bilirsin yani.
böyle bir ilgin falan da varsa yani dikkatli ol en azından, değil mi? Bir daha üzme kendini. Merak etme baba. Pera benim arkadaşım. Aramızda hiçbir şey yok. İyi. He. Sen bilirsin yine hocam. Hadi bak. Görüşürüz gene. Görüşürüz. Akşam iftara geliyoruz. He? Yukarıda. Ay anne ne olur ya, yani ne olur boş yere insanların kalbini kıracak bir şey söyleme şimdi. Şoför bozumcusu. Eceline susadığını açık açık görüyorum. Ne yaptın ki? Kuralları hala öğrenememişsin. İkimiz karşı karşıya geldiğimizde ben konuşuyorum, sen değil. Seni buradan kovdurmam 2 dakikamı alır. Kızıma ırz düşmanı gibi bakıyor. Evladıma göz koydu derim. Bir daha şu evin kapısının önünden geçemez. Feride Hanım, bunlar nasıl sözler ama yani? Kes sesini, beni iyi dinle. Sen yat kalk Nalan'a dua et. Sana acıdığı için Rafet Bey'le konuşup seni işten attırmama engel oldu. Onunla acıdığım için konuşuyorum. Bir daha görüşmem dedi. Öyle. Ne o, zoruna mı gitti? Sen ne düşünmüştün? Nalan'la arkadaş olacağını falan mı? Bir daha bir yanlışını görürsem elimden bu kadar kolay kurtulamazsın ona göre. Ulan bana bu ettiklerini Allah katında bir karşılığı vardır elbet. O da sorulur senden be.
Nedir kardeşim ya? Valla tutuldun mu? Ne yaptın? Yeter artık ya. Ulan ızdırap oldun herkesi. Kim seni seviyor ki acaba? Hayri! Buyur baba. Ne oğlum? Kendi kendine mi konuşuyorsun? Yo baba. Şey yani... Sıkıntıdan işte şarkı, türkü bir şeyler söylüyorum. Hayır yani... Kendi kendine konuşursan biraz ara ver. Biz de bir girelim devreye. Sonra gene devam edersin. Yo estağfurullah. Buyur baba. Şimdi oğlum... Bu akşam... Adil Bey'in mahallesinde onun anısına bir iftar yemeği vereceğiz biliyorsunuz. Çok itinalı bir şekilde hazırlansın. Tamam mı? En ufak bir eksik istemiyorum ona göre. Senin gözün arkada kalmasın baba. Biz takoyla hallederiz. Yani hem Adil Bey'in adına yakışır hem de senin ismine yakışır bir şekilde bir organizasyon yaparız. Tamam. İyi. Hadi görüşürüz. Sen devam et. Mutfakta birkaç işim kaldı. Onları halledeyim sonra çıkalım olur mu? Tamam tamam buradayım ben zaten. Hayri Bey, annemin söylediği sözler için çok özür dilerim. Desem, annemine ne söylediğini bilmiyorum ki. Şöyle desem, bugün alanlar için gerçekten çok özür dilerim. Yani benim dikkatsizliğim yüzünden. Benim bir dikkatsizliğim yok yani. Benim bir dikkatsizliğim yüzünden olmadı ki. Ya tamam abartma işte Nalan. Git olanı olduğu gibi anlat, özür dile. Yani durum ortada zaten. Öyle değil mi? O da biliyor yani. Bilmese de anlıyor neticede. Benlik bir şey yok. Anlayacaktır ya. Uf anne ya. Anne gerçekten beni bu hallere düşürüyorsun. Tamam işte hadi git konuş. Ay Levent. Ya biz ömrümüz boyunca senin bu eniştenin kumar borcunu mu temizleyeceğiz yani? Ya biz bu adamdan niye kurtulamıyoruz? Söyle ablana, boşasın gitsin. Niye biz hala şunun arkasını topluyoruz? Düzelmeyecek çünkü, düzelmeyecek. Evet Selam, bence de ne yaparlarsa yapsınlar. Beni sadece gelenlerim ilgilendiriyor, tamam? Bak o tefeci bozuntuları aramışlar ablamı. Eğer parayı bulamazsa eniştem gibi çocukları da alacağını söylemişler. Ay Levent git Allah aşkına ya. Kim kimi nereye götürüyor yani? Dingo'nun ağrı mı burası? O kadar kolay değil o işler. Ya iş işten geçtikten sonra kolaymış, zormuş ne fark eder? Ben yeğenlerimi riske atamam. O 400 bin lirayı bir şekilde bulmak zorundayım. Tamam anlıyorum sevgilim. Yani sen de yeğenlerin için endişeleniyorsun haliyle yani. Anlamadığımı düşünme de. Biz ablanın doğruyu söylediğine emin miyiz Levent? Hani yalan konusunda biraz kendisi sabıkalı ya. Eminim Selam. Benim yanımdayken aradılar orada. Yani bir anda ne hale geldiğini görseydin. Of. Peki. Peki. Bu kadar parayı nereden bulacağız Levent? Yani babamdan isteyemeyiz biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii ki. Yani eskiden de zordu ama artık imkansız. Yani annem şu kredi kartını patlattığından beri babam evde ne var ne yok bütün nakit mücevher her şeyi bankadaki kasaya kaldırdı. Ya onun haberi olmadan yanına bile yaklaşamayız Levent. Bilmiyorum hayatım. Yani düşünüyorum düşünüyorum. Bir yol bulmaya çalışıyorum ama yok. Bitti ben sana. Levent. Benim aklıma bir fikir geldi. Neymiş o? Buyurun, çıkıyor muyuz?
Yok, ben başka bir şey demek için geldim aslında. Buyurun efendim. Ben annem adına tekrar sizden özür dilerim Hayri Bey. Yani umarım sizi kıracak bir şey söylememiştir. Yok estağfurullah. Yani daha önce de söylediğim gibi anneler başımızın tacı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Benim annem diğerlerinden biraz daha farklı gerçi. Bazen gerçekten çok kırıcı olabiliyor. Yani gerçi ben alıştım ama... Bizler de alıştık. Problem yok. Şöyle ki aslında biraz düşününce anneme hak verdiğim bir konu var. Biz sizinle çok kısa zamanda çok güzel bir dostluk yakaladık. En kötü anımda hep yanımda oldunuz. Gerçekten size ne kadar teşekkür etsem azdır. Ama anladığım kadarıyla bu arkadaşlık yani dışarıdan yanlış anlaşılmaya biraz fazla müsait. Hani Allah korusun bir magazin basının tek bir anı fotoğrafını çekse. Evet. Değil mi? Yani kime ne anlatacaksın? Herkesin canı sıkılacak. O yüzden böyle düşününce de... Şey problem yok. Ben anladım ne söylemek istediğinizi. Yani rahat olun. Benim açımdan bir problem yok. Şey... Anneniz hep böyle miydi yoksa yani... Annem hep böyleydi. Yani çocukluğumdan beri zaten öyle çok yakın arkadaşımın olmasına izin vermedi. Hafiş'le babam dışında kimseye güvenmezdi. Ben alıştım yalnızlığa. Bende bir problem yok ama ben şunu bilmenizi isterim. Bu durumun gerçekten sizinle uzaktan yakın alakası yok. Yani sakın yanlış anlamayın. Yok estağfurullah. Yanlış anlamadım yani. Anlıyorum. Problem yok. Çocukken de işte yani. Odamın penceresinden bakardım hayata. Şimdi anladığım kadarıyla annem bu pencereyi uygun görmüş bana. Küçükken böyle bahçedeki manolya ağacına bakardım. Sanırdım ki büyüyünce orada rahat rahat özgürce oturacağım. İstediğim gibi vakit geçireceğim. Ama kısmet değilmiş. Şimdi o ev de kapanıyor. Manolya ağacı da kalmadı. İnsan düşününce üzülüyor tabii. Ama her zaman umut var değil mi? Yani bugün böyle eyvallah ama yarının da böyle olacağı anlamına gelmez. Onun için hayat devam ediyor. Her gün yeni bir gün. Her gün yeni bir umut. Öyledir inşallah. Hayır ben hazırım çıkabiliriz. Tamam. Hayırdır Tako nereye gidiyorsunuz? Efendim. Babanızın anısına Rafet Bey iftar düzenliyor da onun hazırlıklarını yapacağız. Anladım. O zaman kolay gelsin size. Sağ olun efendim. Yalnız Hayri bizim bir an önce çıkmamız lazım geç kalıyoruz. Eyvallah. İyi günler. İyi günler. Atla hadi. Maşallah maşallah. Şuraya bak ya. Elektrik, su, doğalgaz, internet. Ne bu ya? Ne bu ya? Ben bunların hepsi yarıya indirilecek demedim mi bu tasarruf tedbirleri sırasında? Şuraya bak daha personel giderlerine gelmedik ya. Biz nasıl ödeyeceğiz bunları yani? Emredersiniz efendim. Ben gerekli talimatları vereceğim. Ya gerekli talimatları verelim diyor. Ya ben burada deli güllabisi gibi bas bas bağırmadım bu şirketin içerisinde. Bunların hepsi yarıya indirilecek. Aksi takdirde biz bu borçları ödeyemeyiz yoksa şirketi batırırız demedim mi ya? Efendim aslında kemerleri sıkma politikasını uyguluyoruz. Ama işte malumunuz maliyetler çok yüksek. Ya Galip Efendi maliyet yüksekse tüketimi azaltacaksın. Bunu ben mi öğreteceğim sana ya? He? Efendim hiç merak etmeyin ben ilgileneceğim. Allah'ım yarabbim ya. Bu ne ya? Bu ne bu? Biz ayda 80 bin lira bir depoya kira mı ödüyoruz? Neredeymiş bu depo? Ne depoluyormuşuz biz? Benim haberim yok bundan. Ne bu Galip Efendi ne? Çok pardon. Efendim bu kağıthane yakınlarındaki bir depoya aitmiş. Kağıthane yakınlarında bir depoya aitmiş öyle mi? Sen bilmiyor musun bu deponun ne olduğunu? Biz de ne depoluyormuşuz burada ya? Onu söylesene bakayım. İnanın bilmiyorum efendim. Ya bu nasıl şey ya? Şu işe bak ya. Şirketimizin muhasebecisi başı
Bizim orada ne depoladığımızı bilmiyorum. Ayda 80 bin lira ama biz oraya ama kira ediyoruz, öyle mi? Ya Galip Bey, ayıptır ya. Hadi git araştır. Ne olduğunu öğren, gel bana. Derhal. Hadi. Tamam. Ya 80 bin lira ya. 80 bin liradan bilmiyorum diyor. Allah Allah. Hayatım bu, yani nereden bakarsan bak imkansız bir fikir. Tamam anlıyorum. Yani yeğenlerime yardımcı olmak istiyorsun, onları düşünüyorsun. Teşekkür ediyorum. Ama yani sonuçta gidip şu an Rafet Baba'dan para istesek inan daha mantıklı. Nasıl daha mantıklı? Yani niye imkansız? Bence bal gibi de olur. Yani Gülcan annenin haberi olmadan gizli AVM'den 400 bin lira değerindeki çantayı nasıl çıkaracağız bana söyler misin? Ya eğer nokta atışı yaparsak gayet çıkarırız. Nokta atışı derken? Şöyle, annemin en az kullandığı ki zaten malum kullanamıyor biliyorsun. En pahalılarından 8 tane falan çıkarabilirsek onları da... Yani ikinci el fiyatına bile satsak bence 400 bin lira toplarız. Peki hayatım kime satacağız? Nasıl satacağız? Yani herkes bizi tanıyor. Elimizde çantalarla bir dükkana girsek şunlara bak ne hale düşmüşler demeyecekler mi? Levent her şeyi muhalefet yapma. Başka şansımız mı var ha? Aklına daha iyi bir şey geliyor mu? Yapacak bir şey yok işte yani. Satacak bir şeyimiz yok, nakdimiz yok, mücevherimiz yok. Çok acıklı ama yok. Ya şu çantaları bir şekilde AVM'den çıkaralım. Bir şekilde satarız. Hallederiz orayı. Çözeriz. Tamam. Peki Gülcan Hanım çantaların gittiğini görürse, anlarsa ona ne diyeceğiz? Nasıl bir açıklama yapacağız? Kusura bakmayın, kumar borcu yüzünden bunları bozdurduk mu diyeceğiz? Rahat ol, orası bende. Ben annemin hangi çantaları alıp da unuttuğunu çok iyi biliyorum. Ya hayatım bu düpedüz hırsızlık değil mi? Yani ben bunu nasıl kabul edebilirim ya? Allah'ım benim kafamı çok için nelerle sınıyorsun ya? Levent, saçma sapan konuşma. Ne hırsızlığı? Ya şurada kötü niyetli bir şey yapmıyoruz ki. Senin yeğenlerini kurtarmaya çalışıyoruz. Şu işi bir halledelim, o çantaları sonra bir şekilde yerine koyarız zaten. O yüzden sen onu hırsızlık gibi düşünme de ödünç alıyoruz gibi düşün. Tamam mı? Tamam. Tamam, okey. Yalnız bak. Bu iş bir şekilde ortaya çıkarsa... Anlaşılırsa, yani öyle ya da böyle patlarsak... ...sen hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranacaksın. Tamam mı? Bütün sorumluluğu ben alacağım. Başka türlü asla kabul etmem. Tamam. Tamam, kabul. Evet. Hayır, bu kartal sende kalsın. Tamam. Harcamaları buradan yaparsın, tamam mı? Tamam. Ama bak, eti iyi seçe. Rafet Bey en iyi malzemelerden yaptırın yemekleri dedi. Tamam, tamam. Bu sırada ben de şu masa sandalyeleri organize etmek için muhtarla konuşurum. Meyve sebzeleri alırım. Bir saat sonra burada buluşur, yemek şirketini ararız, olur mu? İyi, tamamdır. Hadi. Bir şey olursa ararsın. Tamamdır. Bereket versin. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Aleyküm selam. Buyurun. Abicim ben Rafet Koroğlu'nun çalışanıyım. Merhum Adil İpekoğlu. Onun için bu akşam bir iftar yemeği verecektik kendi mahallesinde. Siz de tanıyorsunuzdur, komşunuzdur. Hepimiz çok severdik Vali Bey'i. Mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. Hani biz de dedik en azından iftarlık yemeğin alışverişini kendi mahallesinden yapalım. Bir hayrımız dokunsun diye. Allah razı olsun. Ne hazırlayayım size? Cihan Bey. Bu kurmanın poşeti ne kadardan? 50 lira. Tamam, kasaya bırakıyorum parayı. Kolay gelsin. Abicim, şimdi 100 kişilik tas kebabı yapacağız. Onun için hani diyorum 16 kilo falan kuşbaşı. Çıkar değil mi? Çıkar, çıkar. Hemen geliyor. Tabii Nalan Hanım Koroğlu'na gelin gitmişti. Kayınpederi de esaslı bir adamdı yani. Öyle, Allah için. Siz tanır mıydınız Nalan Hanım'ı? Tanımaz mıyım? Çocukluğunu bilirim. Mahallede hep camdaki kız derdik ona. Niye ki ya? Annesi pek evden salmazdı onu. Kızcağız da hep camdan izlerdi dışarıyı. Çocukken de işte odamın penceresinden bakardım hayata. Şimdi anladığım kadarıyla annem bu pencereyi uygun görmüş bana. Küçükken böyle bahçedeki manolya ağacına bakardım. Sanırdım ki büyüyünce orada rahat rahat özgürce oturacağım. İstediğim gibi vakit geçireceğim. Ama kısmet değilmiş. Şimdi o ev de kapanıyor.
Manolya ağacı da kalmadı. İnsan düşününce üzülüyor tabii. Ben bir telefonla konuşayım abi. Sen hazırlamaya devam et. Tabii ben de bu arada paketlerim bunları. Tamam abi. Alo Rıdvan, he. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olasın, sağ olasın. Ya kusura bakma, yine sana bir işim düştü. Vallahi halletsen sen halledersin. Evet. Ben şimdi durum şöyle anlatayım sana. Ama akşama iftara lazım ha. Ona göre yani. Gel. Efendim ben araştırdım. Adı geçen depo Muzaffer Bey'in özel kodu ile ödendiği için benim bilgimin dışında kalmış, olaya hakim olamamışım. Müş, öyle mi? Ne diyorsun ya? Muzaffer'miş, beymiş, başlatma şimdi beyliğinden ya. Bilmem kodu varmış, bilmem neymiş. Ya benim niye haberim yok, senin niye haberin yok? Anlaşıldı. İş başa düştü. Gidip kendimiz göreceğiz burayı bakalım biz. Nereye kira ediyormuşuz depo diye. Hadi bakalım. Tabii efendim, buyurun. Döndüğe kim anlatacak bu planı? Ben anlatırım. Bence kabul etmeyecektir. Aa, niyeymiş o? Hayatım Ramazan. Kadına resmen hırsızlık yap diyoruz. Yani hadi ben mecburum yapacağım. O niye böyle bir günahın altına girsin ki? Levent şuna hırsızlık deyip durma. Vallahi sinirleniyorum ha. Ödünç alıyoruz işte. Senin yeğenlerin hayatını kurtarıyoruz şurada. Döndü oradan sevap bile toplar. Peki gece mi gideceğiz biz bu çantaları satmaya? Levent ne diyorsun sen ya? Ya bak bu oruçtan yaramıyor ha. Vallahi kafana falan vuruyor. Bir şey oluyor sana. Evet, ilk günler beni bir zorluyor. Sürekli su görüyorum, sürahi görüyorum, yemek görüyorum. Sadece ilk günler mi? Neyse. Gece çantaları AVM'den çıkartıyoruz, arabaya koyuyoruz. Döndü de o arada takuya oyalıyor. Sonra da sabah Döndü'nün bir anda dişi ağrıyacak. Biz de sanki benim dişçime götürüyormuş gibi evden çıkacağız hep beraber. Dişçi olmaz. Niye dişçi olmuyormuş? Hayatım, kadın oruç tutuyor. Şimdi dişçiye giderse eve döndüğünde oruç tutmuyormuş gibi davranmak zorunda kalır. O da olmaz. Ne bileyim, başka bir şey bulalım. Dahiliyeci olsun, karnı ağrısın. Sen bütün bu hikayede buna mı takıldın? Bravo. Ama öyle hayatım. Yani doktor da önemli bir şey bulmadı deriz. İlaç da vermemiş deriz. İdare eder böylece. Peki. Karnı ağrısın. Neyse, sonra da döndüğe kostümünü giydireceğiz. Kostüm? Turist kostümünü giydireceğiz. O da zengin, Türkçe bilmeyen bir turist gibi dükkana girecek. Çantaları satacak, parayı alacak, sana verecek. Sen tefecilere vereceksin. Biz de inşallah bu dertten kurtulacağız. İnşallah Allah'ım ya, inşallah. Ablanla konuştun mu? Bir daha aramışlar mı herifler? Aramışlar. Yarın öğlene kadar parayı bulamazsa çocuklar da alacaklarını söylemişler. Öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacak. Her şey yolunda gidecek. Bak göreceksin. Ne yaptın Can'a ya? Bu ne? Ya müsait değilim deseydin sonra görüşseydik. Saçmalama Sedat ya. Her zamanki halim işte. Ne var ki? Hadi gel. Çocuklara yemek hazırlıyorum ben de. 2 saate falan gelecekler. Yemek mi? Kulakla mı yani? Allah'ım sen iffetimi namusumu koru, yardım et. Çok kalmayacağım zaten. Ya Jana, ben seni uzun zamandır böyle giyinmiş görmemiştim. Niye böyle giyindin ki? Ay gerçekten abartıyorsun yani Sedat. Aa, bir dakika ya. Sen hem iffetli hem de iradeli bir adam değil miydin yoksa? Yo, tabii ki öyleyim de. Hı. Sadece orucun ilk günleri zor oluyor. Niye kıyamam ben sana ya? Ne
Ya Can abi bilerek mi yapıyorsun ya? Zaten burada kendimi zor toparlıyorum. Destek olacağın yerde köstek oluyorsun bana. Ben sana hep destek oluyorum Sedat. Çok. Ama artık bu kadar da yok sayılmak istemiyorum yani. Tamam evlisin, bir karın var. Bir şey demedik. Ama arada da bir sevgilin olduğunu unutma lütfen. Biraz da benimle ilgilen olmaz mı? Film çok özlüyorum ben seni ya. Ya tamam mı? Ben de çok özlüyorum ama biraz durmamız lazım. Konuştuk ya bunları Cana. Bak daha eski işime yeni döndüm. Nalan'la aramı düzeltmem lazım. Sular bir durulsun. Şu olaylar bir geçsin. Düzeleceğiz inşallah. Bakacağız önümüze diyorum. Ama dediğim gibi yani biraz hayatımı toparlamam lazım. Diğer türlü rahat yok bize. Ne Feride Hanım'dan ne de babamdan yani. İyi tamam. Ama bak çok da sabırlı biri değilimdir. Biliyorsun değil mi? Yani o yüzden neyi düzelteceksen bir an evvel düzel. Çünkü artık gerçekten çok sıkıldım ben senden ilgi beklemekten. Ki esas Nalan'ın ilgiye ihtiyacı var bu aralar. Yani kız babasını kaybettikten sonra toparlayamadı. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Nalan onların kızı değil, torunu. Vallahi şimdiden bu işi çözsen iyi edersin Sedat'cığım. Yani çünkü yani Feride'nin de bayağı bir yaşı var. Yani onun da nalları dikmesi çok uzak değil bence. Ya bazını bir hayra aç ya. O zaman Nalan'ı kimse toparlayamaz. Anladın mı? Aman. Cadı kadın ölse bir türlü, ölmese bir türlü. Ama ne yapayım? Kötü bir şey söylemiyorum ki. Sadece gerçekçi olmaya çalışıyorum. Al işte bak. Adil Bey'in de yaşı vardı. Mesela Allah rahmet eylesin. E Feride de öyle. Ya Sedat. Yani bu Feride kaç yaşında doğurmuş olabilir ki bu Nalan'ı? Hı? Değil mi? Ne bileyim. Sence de bir gariplik yok mu? Yani evet var bir gariplik de. Gerçi bir ablası varmış Nalan'ın. O hasta diye yapmışlar Nalan'ı. Tedavi için diye olması lazım. İlik nakli mi ne ama işe yaramamış tabii. Yine de ölmüş ablası. Bana bak kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Nalan sadece bana bunu sır olarak anlatmıştı. Aramızda kalsın yani. Demek Nalan'a böyle anlatmışlar. Bak sen. Ne demek o? Nasıl anlatacaklardı ki başka? Ay yok ya. Ya bir insan kızına nasıl böyle bir şey söyler ki bilemedim yani. Hay, yani Nalan da çok suçlu hissetmiştir kendini herhalde. Yani onun için öyle söyledim. Ben tuzağı alıyorum. Hı hı. Ay bak o kadar hazırlık yaptım. Keşke burada bozsaydın orucunu. Hı? Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Geliyorum. Allah'ım ya. Orucun bozulmuş mudur acaba? Niye bozulsun ki? Bir telefona da bakmadım. Ben geç kaldım. Benim çıkmam lazım artık. Daha zaten Nalan'a hediye bakacağım. Ne oldu gözlerine ya? Niye bana bakmıyorsun? Ya bir şey yok. Sabun kaşığı yandı biraz da ondan. Hadi ben seni ararım. Bay bay. Sen kocaman, iffetli bir şapşalsın Sedat. Bu cezada bir süre sana yeter. Buyurun Rafet Bey. Ha, merhaba, merhaba hocam. Nedir bu yani? Bu bina nedir ya bu? Kimin bu? Beyim, burası... Yani, kırma ya, söyle yani. Kimse söyle. Şey, efendim... Evet, burası kimin? Sedat Bey'in... Dur, Sedat mı dedin sen? Sedat'ın mı burası? Biz onun için buraya ayda 80 bin lira ödüyoruz ha? Ne var bunun içinde? Ha? Ne işe yarıyor? Aç bak şu an. Aç, aç, aç. Aç hadi.
Yakın bakayım şu ışıkları. Ne oluyormuş ha? Sedat Efendi galericiliğe mi başlamış? He? Araba mı alıp satıyormuş? Bu arabaların hepsi Sedat'ı mı? Evet Rafet Bey. Senin bundan haberi var mıydı? İnanın hiç bilgim yoktu efendim. Kaç milyonluk araba var burada? Ya şu işe bak ya. Şu işe bak ya. Ya. Sedat Efendi istiyor. Muzaffer Efendi de ona onay veriyor, arabaları aldırıyor. Ya şu evlatlarımın bana oynadığı oyuna bak ya. Şu evlatlarımın bana oynadığı oyuna bak. Hey Rafet Efendi ya. Hey Rafet Efendi. Sen düşmanı dışarıda arama. Düşman senin en yakınında. Sen şöyle bana anahtarlarını getir bakayım bana. Koş. Sen de Muzo'yu ara. Baban yarım saat içerisinde seninle konuşmak istiyor de. Buluşmak istiyor. Hadi bak çabuk ara. Derhal et. Ya kadın ruhundan anlıyorum mesela. Nalan bayılacak size. Baba, ben kısa süre için bir şirketten çıkmış... Tamam, Ferhat. Yarım saat içinde seninle Balat sahilinde buluşalım, tamam mı? Geç kalma, çabuk gel bakayım. Niye ki baba, bir şey mi oldu? Hayır, hayır. Sana bir sürprizim var, sürpriz. Gel de sürprizi gör bakayım sen. Ne sürprizi acaba ya? Terfi mi edeceğim yoksa? Bence etmeliyim. He, değil mi? Bence kesin terfi etmeliyim. Hadi bakalım. Canlarım benim. Vallahi çok yorulmuşumuz. Belim koptu. Bu kadar kısacık sürede eşya toplamak kolay değil Feridem. Keşke bu kadar acele etmeseydik. Hafize, bizim buraları boş bırakmamamız lazım. Sana kaç defa söyledim ama kime söylüyorum. Bir de bunu canımızı koruduğumuz gibi korumamız lazım. Bu çok önemli bizim için biliyorsun. Hadi 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 hadi. Siz niye duruyorsunuz öyle? Ben mi taşıyacağım bunları hadi? Alayım efendim o kutuyu. Bırak. Öbürlerini taşı. Hadi. Döndü. Patatesleri. Bir kadın mı? Yıkayacağım anamım. Şu köfteleri bitireyim. Fırına vereyim. Onu da yapacağım. Döndü. Onlar ne Allah'ın seversen kafam kadar. İçleri çiğ kalacak. Kurban olayım biraz küçült onları. Küçült hadi. Yorma beni ne olur. Döndü. Karıncalar mı yiyecek kızım bunu? Ya bunun bir ortası yok mu? Allah'ını seversen akşama yemek yetiştireceğiz. Millet aç. Allah Allah. Hanımım. Senin ne derdin var? Anlatsana. Ya ne olur kusura bakma da bu aralar ne önünden görünüyor ne arkandan. Ne yapsam beğenmiyorsun. Hay belli bir derdin var. Hadi anlat bana. Döndü. Ben hangi bir derdimi anlatayım sana?
Hangi birini anlatayım? Döndü. Rafet'i ayrı, Cavit'i ayrı, Muzos'u ayrı, Sedat'ı ayrı. Şimdi bir de Feride çıktı başıma. Gerçekten vallahi buramda. Bazen şeytan diyor al pılını pırtını, dünyanın öbür ucuna kadar kaç. Ama anneyim işte ben. Bir yere gidemiyorum ki, insan anne olunca mıh gibi duruyor durduğu yerde. Sen gel bakayım bana ya, gel. Kurban olurum ben sana. Gel bakayım sen bana bir. Benim canım hanımım. Sen yeter ki iyi ol, ben her şeyi yaparım, tamam mı? Sen üzülme ne olur. Tamam canım, hadi sen bunları ben yaparım da. Sen şu Feride Hanım'a bak da, evine eşyalarını almaya gitmişti. Şimdi 40 karış suratla gelir, bir eksiği gediği var mı bir bak hadi. Tamam, devam tamam edeyim. Oldu, oldu. Hadi canım. Mevsimlikleri çıkar sadece. Diğerleri kalsın. Tamam, onları çıkarıyorum. Feride Hanım, bu kutuyu nereye koyacağız? Hafize Hanım. Feride Hanım, ben size yardıma geldim. Yerleşmeniz için yardım edeyim. Ne isterseniz yapayım. Yok, ihtiyacımız yok bizim, sağ ol. Aa, olur mu öyle şey? Şunu kaldırayım. Yok, tamam, biz hallediyoruz. Hadi çık git, hadi. Kolay gelsin. Ay ne biçim insan bunlar böyle ya? Ay ne gitten ne durdan ne şeyden anlamıyor bunlar. Gel. Girebilir miyim? Nalan Hanım burada mıydınız siz? Ben de sizi biz çıktıktan sonra şoförünüzle gidip dertleşirsiniz diye düşünmüştüm. Benim yapabileceğim bir şey var mı Aviş? Yardım edebileceğim herhangi bir şey. Yok canım, sağ ol. Yok bir şey. Sağ ol, odana git. Kolay gelsin. Hiç öyle bakma. Biraz burnu sürtülsün. Yüz verdik, hastalarını arıyor. Gel şimdi şunu bir kapa. Şu bazayı açalım da. Bunu güvenli bir yere koymamız lazım. Yalnız değilsiniz, ben varım. Daha iyi olacaksınız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım sizi. Sizden nefret ediyorum artık, biliyor musunuz? Hepinizden. Sizin gibi dünyaya camın arkasından bakmaktan da nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Abi, senin ne işin var burada? Babam seni de mi çağırdı yoksa? Evet. Allah Allah. Ne oldu acaba ya? Yani iftara da çok bir şey kalmadı. Biz niye evde toplanmadık ki anlamadım. Böyle bizi buraya dikti. Gerçi burada bir sürprizim var falan dedi. Ne acaba? Bilmem. Acaba evdekilere falan mı sürpriz yapmak istiyor? Sen çok merak etmiyorsun anlaşılan. Vallahi o kadar acıktım ki. Neyse, topun patlamasında bir şey kalmadı. Dayanacağız.
Sanırım toptan önce biz patladık. Nasıl buldun Hüseyin Aram'ı? Beğendiniz mi? He? Kaç para bu araba? Cevap versene. Cevap versene de. He? Ne kadar? Ya alırken söylemediler mi size bu fiyatı? Ne kadar? 4-5 milyon civarı baba. Ha, 4-5 milyon. Biz sabahları kahvaltıda kaç zeytin yiyoruz Muzo? 5 zeytin baba. He, 5 zeytin. Şimdi demek ki zeytinin kilosu 80 lira olduğuna göre, aşağı yukarı bir kiloda da 200 adet zeytin bulunduğuna göre, yani bölersen bizim aileye, demek ki adam başı 2 lira düşüyor. Öyle mi? Ulan ben günde 2 liranın hesabını yaparken siz kalkıp 5 milyonluk araba alıyorsunuz ha. Utanmıyor musunuz be? Utanmıyor musunuz? Hadi, hadi bu herif geri zekalı. Hadi bu herif ahmak. Bunda şu kadar bir zeka kırıntısı varsa o da burnunu silerken mendilde kalır, onu da çöpe atar. Peki sana ne oluyor ya Muza ya? Sana ne oluyor ya? Sen benim ne çektiğimi, nasıl buralara geldiğimi bilen adamsın diye düşünürdün. Sana ne oluyor? Hadi bu herif öküz. Yani affedersin, hayvana da hakaret etmek istemiyorum ama şuraya bak ya. Ya şuraya bak ya. Şu Ramazan gününde, şu aç karnıma, şu oruç ağzımı bana neler konuşturuyorsunuz ya? Ulan şurada ölüp gitsem yukarıya bunun hesabını nasıl vereceksiniz size? Baba. Çek, çekil. Dokunma ona. Hele sen Muzo ya. Sen nasıl alet olursun buraya? Baba kötü bir niyeti yoktu. Sadece heves etti. Heves etti ha? Heves etti öyle mi? Ulan bundan daha kötü ne olabilir ki ya? Ulan şuraya bak ya. Orada en az 150 milyonluk araba varken ben gidiyorum ona buna dil döküyorum, yalvarıyorum, kredi bulacağım. Ulan siz nasıl evlatsınız ya? Nasıl evlatsınız ulan? Ne, biriniz de kalkıp demiyorsunuz ki baba şurada 150 milyonluk araba var. Satalım şunları, bulalım krediyi, bunu koyalım demiyorsunuz değil mi? Ulan daha bundan hala kötülük olur mu be? İkinize de yazıklar olsun. Baba. Kes! Konuşma. Konuşma! Hadi bunu anladım. Bunu Allah vermemiş. Sana ne oluyor ya? Ha? Muzo sen nasıl yaparsın bunu ya? Baba onun bir suçu yok. Ben zorladım da onayladı. Gençlik işte. Yani evlenmeden önce yapmış olduğum hatalardan bir tanesi daha. Öyle bir heves etmiştim. Ama evlendikten sonra gerçekten bir tane bile almadım baba. Yani hatalarımdan ders çıkarıyorum. Bir daha asla yapmayacağım. Söz, lütfen. Kes. Bana bak. Yarından itibaren senin yeni makamın fotokopi odası. Anladın mı? Sabahtan itibaren orada oturacaksın. Akşama kadar ne fotokopi gelirse tek 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 onları basacaksın. Anladın mı? Böylece yeni kariyerini inşa etmiş olacaksın. Ha, burada edindiğin tecrübe ve birikim sayesinde eğer bir gelişme gösterirsen şirkette bakalım nerede seni değerlendirebiliriz göreceğiz. Anladın mı? Baba ne olur yapma baba. Yapma. Olur yapma. Çok iyi söylüyorum. Hadi bakalım kolay gelsin. Eşek herif, sen mafya mısın ulan? Ha? Sen Rafet Koroğlu'nun oğlusun, anladın mı? Öyle mafya gibi yol kesim adam dövmek ne lan? Ne zannediyorsun sen kendini? Ne doğru dürüst okula gidersin, ne doğru dürüst dersini çalışırsın. Ya işin gücünü adam dövmek. Zaten bunlar hepsi senin o ananın yüzünden. O anan seni şımarttı, sen de böyle kendini adam döverek falan bir şey zannetmeye başladın değil mi? Ha? Ulan o disiplin cezasını almak ne demek ha? Ben tonla parayı bunun için mi ödüyorum bu okula ha? Baba Sedat'ın bir suçu yoktu. Onlar kötü çocuklardı. Muzo sen karışma. Sen acıyıp da bu kardeşini korumaya
Kalkışma, tamam mı? Sen çık odaya, dersini çalış. Bu geri zekalı 3 günlük cezasını aşağıdaki bodrum katında çekecek. Orada mı yatacağım? Evet, orada yatacaksın. Ama istiyorsan çık sokakta yat. Bak tercihini yap. Ya sokakta yatarsın ya bodrum katı. Baba yapma. Konuşma dedim sana Muzo. Hadi çık bakayım o kadar. Çık. Sen de düş ölme. Düş. Hadi yürü. Abi. Sağ ol abi. Benim yüzümden ceza aldın. Onlar bana kambur dediği için onları dövdüm. O pislikler çoktan da hak etmişti abi. Kimse sana öyle diyemez. Olsun, ben alışmıştım artık. Ama bakın babam seni ne kadar kızdı. Olsun. Yine deseler yine döverim. Ben senin yanındayım abi. Ben de senin hep yanındayım. Büyüdüğümüzde de hep birbirimizi koruyacağız. Koruyacağız abi. En zor zamanlarda hep birbirimizi koruyacağız. Koruyacağız abi. Ben yemeğe gelmeyeceğim. Biraz yürüyeceğim. Tamam mı? Tamam. Ah. Şu günü de ayılıp bayılmadan bir atladığım başka bir şey istemiyorum ya. Hoş geldin. Ne ara geldin, görmedim seni. Hoş bulduk. Ne bu? Nereden çıktı, hayırdır? Ya sana sürpriz yapmak istedim. Gerçi sen duştan çıkıncaya kadar her şeyini hazırlayacaktım ama... gerçekten açlıktan hiç takatim kalmamış. Hızlı davranamadım. Kaplumbağa mı aldın bana? Evet, mutlu olman için. Çok sağ ol. Çok incesin. Sen iyi misin? Yani fena sayılmam. Niye, bir şey mi oldu? Yok. Her zamanki şeyler değilim. Hadi yemeğe inelim mi? Bak Cavit enişte de gelecek, geç kalmayalım. Tamam, inelim de. Ya benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Ya senden bir şey saklamayacağıma dair söz vermiştim. O yüzden bunu bilmeni istiyorum. Peki, dinliyorum. Benim bir araba koleksiyonum vardı. Babam bugün onu buldu. Araba koleksiyonun mu vardı? İyi yani. Peki ne yaptı Rafet Bey öğrenince? Fotokopici. Ne? Fotokopici yaptı. Bayağı yeni işim fotokopi çekmek yani. Cezam da bulaşıkçılıktan fotokopi çekmeyi terfi etmek oldu. Peki. Peki Sedat'cığım, var mı böyle kıyıda köşede kalmış böyle gizli saklı başka şeylerin? Yani bilelim de bence ona göre davranalım. Yok, vallahi yok. Kalmadı yani. Hadi inşallah. İyi, hadi yemeğe. Tamam, ben hemen geliyorum. Bir toparlanayım. Feride Hanım, birazdan da soracağım ama yerleştin mi istedim artık? Canım nasıl kaldı, merak etme. İnşallah. Hadi bakalım. Evet. Evet, ezan okunmadan, orucumuzu açmadan önce bu Sedat Efendi'nin
olduğu gibi eğer herhangi birinizin herhangi bir yerde gizli saklı arabaları, evleri, köşkleri, hamamları, hanları ya da çantaları, ayakkabıları, elbiseleri varsa. Bakın, şimdi bütün bunları burada söyleme vakti. Gördüğünüz gibi Sedat da Allah'ım bana bunların hepsini gösteriyor. Onun için şimdiden söyleyin ki daha sonra suçlu çıkmayın. Aşk olsun Rafet, aşk olsun. O ne biçim söz öyle? Tövbe estağfurullah. İyi madem. Afiyet olsun. Afiyet olsun kardeşim. Allah kabul etsin. Tamam, güzel olmuştu. Afiyet olsun. Hı. Bizim ocak başında çok güzel yapardım ben çoğu. Hadi ocak başı diyor. Afiyet olsun. Ya. Afiyetler olsun. Oh, vallahi her şey tas tamam, çok güzel oldu. Vallahi Hayri sayende yani, sen çok yardım ettin, eyvallah. Oğlum ne yaptıysak beraber yaptık. Asıl Allah Rafet Bey'den razı olsun, kesesine bereket. Bak bu kadar insanı, bu kadar adama iftar yemeğe verdi. Vallahi helal olsun, güzel adam. Amin, amin. Hadi sen de geç, arkadaşlarını yalnız bırakma, otur. Sen de bir şey yemedin, gel. Ha, ben son kontrolleri yapayım, sonra otururum, sağ olasın. Köşedeyiz. Tamam hocam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hani sen yemiyor musun? Yok ya, çok kötü olmuşum. Midem, iyiyim ya. Nasıl yemiyorum ya? Ya bir şey ye, sabahtan beri oruç tutuyoruz. Olmaz öyle şey. Ya işte akşama kadar bir şey yemedik ya. Demek ki suya çok abanınca böyle bir iki saate yerim bir şeyleri. Hayri, senin canın bir şey mi sıktın? Yoo. Şurada. İn, anne ne yapıyorsun? Höst. Ne yapacaksın? Atılacak mı? Kızımla arama mı gireceksin ha? Şey... Sen onu da yaparsın. Yürü git. Senin defterini sonra döneceğim ben. Yürü. İyi mi? Telefonumu bir şey yapmayacağım. Efendim Rıdvan'ım? Heh. Vallahi bu bana yaptığın ikinci güzellik. 10 numara 5 yıldız adamsın. Allah razı olsun. O zaman ben bir saate falan gelirim oraya. Evet. Tamam. Belki bir daha konuşamayacağız ama... ben de seni yalnız bırakmayacağım. Söz. Gülcan. Yemekler harika olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Zeytinyağlarla böyle şeker tadı çok geliyor insanın ağzına. Artık ne kadar koyduysanız. Feride Hanım, bir gün şu iyi yemek yapma konusunda biraz çalışsak da sizinle. Her akşam aynı sorunu yaşamasak ne iyi olur, değil mi? Tabii, çok iyi olur. En azından bu kadar malzeme ziyan olmaz. Doğru. Cavit, davetimize icabet ettiğin için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim sana, sağ ol. Taşınma meseleniz bitti mi Feride Hanımcığım? İnşallah o konuda bir sıkıntı çıkmadı. Bitti, her şey tamam. Çok şükür. Siz buraya taşındınız yani ha? Öyle oldu. Öyle gerekti. İyi oldu, iyi oldu. Böyle aile mutlu mutlu yaşar gideriz işte. Efendim. Bacağımı sallama o kadar. Ay ya, pardon. Ya bu çanta meselesi beni biraz geriyor da. Sakin ol. Başka şans olacak. Sedat, Muzo nerede oğlum? Bilmiyorum baba. İşleri olabilir. Ne işi ya?
Bu arada Rafet Bey, babam adına verdiğiniz iftar için gerçekten çok teşekkür ederiz. Ne demek kızım, ne demek? Canım kızım benim. Yani Adil Bey bizim canımız ciğerimizdi. Onun için ne yapsak azdır. Allah yattığı yer ışıklarla doğasın. Allah rahmet eylesin. Amin. 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 Bugün varız, yarın yokuz. Eşimize, dostumuza, arkadaşımıza, birbirimize kenetlenmemiz lazım. Eş dost deyince aklıma sen geldin Rafet. Bugün bizim eski ortaklardan Ekrem Pekiner vardı. Riva'da bir arazimiz vardı son zamanlarda. Onun karısını gördüm bugün. Pervin'i. Laf lafı açtım, konuştuk ettik işte. Senin kulaklarını çınlattık. Üniversitede arkadaşmışsınız siz. Hayır. Sınıf arkadaşımdı. Ya biz de yıllardır görüşmüyoruz ama şimdi birlikte çalışıyoruz. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ne iş yapıyor peki? Hala çalışıyor mu? Vallahi evliyken ne iş yaptığını bilmiyorum kocasının yanında ama... o çok iyi bir ekonomisttir. Yani çok başarılıydı okuldayken de. Şimdi tabii bu konuyla ilgili uzmanlığından yararlanacağız. Ne güzel. Ne güzel, ne güzel. Neyse, bunların hiçbirinden benim haberim yok. Bana müsaade. Lavaboya kadar bir gideyim. Bu Pervin kim Allah aşkına? Böyle adı geçince herkes bir zıplıyor. Benim üniversiteden Zülf arkadaşım. Ben bir döndüğe bakayım. Çay hazır mı diye gelirim birazdan. Ben de Hafize'ye mi bakayım? Başı ağrıyor demin, ne yaptı? Hemen geliyorum. Cavit. Sana bir şey soracağım da. Buyur Gülcan, hayırdır? Şeyi soracaktım sana. Sen şu yemekte bir kadından bahsettin ya. Pervin miydi adı? Pervin, ne olmuş? O kadın hakkında sen ne biliyorsun Cavit? Nedir o? Kimdir, neyin nesidir? Yani şimdi... neyi kastettiğini bilmiyorum. Bizim ortaklardan birinin karısı. İyi bir insandır ama. Ben iyiliğiyle ilgilenmiyorum. Hani bana birlikte kaçalım dediğinde bir şeyden bahsetmiştin. Hatırlıyor musun? Bir aşiret kızıyla evlenmeden önce İstanbul'da bir hayatı yok muydu sanıyorsun? Sana sadece bir kere soracağım Cavit. Bu kadın hakkında benim bilmem gereken bir şey var mı? Yok. Yok canım, ne olabilir ki? Yani ben bir şey bilmiyorum. Peki o zaman. Sağ ol. Feride Hanım, Nalan'ın odasında ne yapacağız biz? Benim telefonumu da aldınız, ne yapacaksınız? Olayları takip edemiyor musun Hafize?
Benim olayım ne? Ha? Ben neyin peşindeyim? Neyin peşindesin Seyda? Nalan'ın çocuk yapmasını. Nalan'ı tembihledim ama ne yapıyor ne ediyor bilmiyorum ki. Bunu anlamam lazım. Peki nasıl anlayacaksınız? Bu ne be? Neyse bizim derdimiz değil. Bundan başka fırsatımız yok. Hazır aşağıda yemekte millet. Ay Feride Hanım, gizli gizli mi dinleyeceksiniz? Ne ayı? Bana bunu yaptıranlar utansın. Hadi yürü, gidiyoruz. Hadi. Hayırdır inşallah Feride Hanım? Nalan'ın odasında bir işiniz mi vardı? Hafize'nin sırtının çıban gibi bir şey çıkmış da... Nalan'ı hazırladım, şeylerden, karışımlardan sürdüm. Hadi ben ineyim aşağı, bekletmeyeyim insanları. Geçmiş olsun. Sağ ol, dön. Allah Allah. Buyurun, geçin. Akşam akşam... Seni arayıp rahatsız etmem biraz saçma oldu değil mi? Olur mu hiç? İyi ki geldiniz. Eğer sıkılmazsanız beni izlersiniz. Arada da sohbet ederiz. Çok sohbet modunda değilim aslında. Niye buraya geldim onu da çok bilmiyorum. Bir şey canınız mı sıkıldı? Yoksa ağrınız mı var? Ay yok, ağrılarım iyi. Götürdüğün doktor gerçekten işe yaradı. Yani ben yaramasın diye dirensem de senin inadın benimkini geçti. Bunu duyduğuma çok sevindim. Size ne ikram edeyim? Bir su alırım. Tabii, hemen getiriyorum. Size lütfen rahatınıza bakın. Allah Allah. Ha yine cevap vermiyor bu kız. Tamam. Afiyet olsun. Çok sağ ol. Evet. Hadi bakalım anlatın derdinizi. Karşınızda çok iyi bir dinleyici var. Ona göre anlatın. Ama ben iyi bir anlatıcı değilim. Yani konuşmanın pek çok yolu var aslında. Cümlelerle aranız iyi değilse size başka bir şey önerebilirim. Ne gibi? Benim yaptığım gibi. Tüm derdinizi, kasanızı, ne hissediyorsanız her şeyi buraya aktarabilirsiniz. Ben hiç hayatımda resim yapmadım ki. Ne olsun. Bir ilk olur işte. Hadi çok seveceksiniz. İnanın bana. Hadi gelin. Peki. Şuradan tutun ilk. Böyle mi? Evet, aynı. Da fırça. Onu aslında kalem gibi tutsanız daha rahat olacak. Şöyle. Renkleri önce hayal edin. Sonra tuvale yedirin.
daha yavaş hareket edebilirsin. Ne hissediyorsanız onu çizin. İşte böyle. Yaptım ki böyle bir şey. İçimden geldi yaptım. İyi ki de yaptım. Ne oluyor ya? Kapandı bu. Şarjı mı yok yoksa böyle kapanıyor mu? Yok yok, şarjım tamdı Feride Hanım. Başka bir şey olmuştur. Arada bir kapanma huyu var ama hay Allah. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Arayacağım gene gidip. Yani Feride azap da gerek. Hadi sen de git yat sonra. Tamam. Anne, ne işin var senin burada, ne yapıyorsun? Kontrole geldim. Ne kontrolü? Ya kocan nerede, gene elinden kaçırdın mı adamı? Kocam mutfakta. Sahura kalkmayacakmış, o yüzden uyumadan önce bir şeyler yemek istedim. Aşağıda yani. Öyle ayrı ayrı gezin. Şurada kaç yıl ömrüm kaldı bilmiyorum ama... kucağıma torunumu almadan ölürsem hakkımı helal etmiyorum size. Allah ne böyle? Sedat almış bana. Ay işimiz var sizinle ya. Yani böyle birbirine kaplumbağalarına da ana baba olmasını istiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Hadi. Oh.
böyle elimizde çantalarla kapan gibi. İnşallah yakalanmayız kimseye. Levent, saat kaç oldu? Herkes uyudu çoktan. Hadi yürü. Nasıl yaşayacağım o rutubetli yerde bu belli köşte ya? Of, her taraf toz. Kıcır kıcır merdivenler. Bahreli şeyler, böcekler kaplamıştır buraları. Of, bir bardak su koymak sanki çok zor bir şey ya. Of, Allah'ım ya. Ceza gibi. Nereden aklına geldi bu manalya ağacı ya? Ne bileyim ya, öyle geldi aklıma. Kötü mü oldu? Şuraya ekeriz, hem renk olur. Hem bize pozitif enerji de verir. Vallahi neyi düşünmüşsün Ayrı'yı? Vallahi. Sen sahuru burada mı yapacaksın, eve mi gideceksin? Vallahi ilk başta şunu bir ekeyim de bir can suyu vereyim. Ondan sonrasına eve giderim, ev derim. İyi tamam, sen biliyorsun. Ama bugün çok yordun kendini ha. Dinlenmene bak yani. İyi hadi sen de. Tamamdır. Her şey için sağ ol. Görüşürüz. Ne demek? Hadi iyi geceler. Hadi hayırlı akşamlar. Kardeşim bir keser, kürek bir şey versene. Getiriyorum. Gidip manolya ağacı almış. Buyur Ayla. Eyvallah, sağ olasın. Ne diyorsun yeni işime? Vallahi var ya, burnun pislikten bir türlü kurtulmuyor ya. Yani ne bekliyordun ki? İyi de fotokopi çekmek nedir ya? Neyse. Bence biz sorumluluklarımıza odaklanalım. Ne dersin? Diyorum ki bir bebek yapmak bence ikimize de iyi gelir. Ne dersin? Rafet Bey düşün mesela. Yani torun haberi alsa bir anda seni affeder, gündemi değişir. Yani seninle uğraşmayı bırakır biraz. Öyle değil mi? Öyle mi diyorsun? Babam çocuk yapınca affeder mi sence beni? Çünkü bu defa çok kızdı yani. Bence affeder. Yani bunu ummak dışında başka da seçeneğimiz yok aslında. Doğru söylüyorsun, haklısın. Ya sen iyi ki varsın, biliyor musun? Yoksa gerçekten şu hayat hiç çekilecek dert değil ya. Bir şey söyleyeceğim. Tamam, yani çocuk yapmayı tekrar deneyelim fakat şimdi değil bence ya. Biliyorum birkaç gündür böyle çok üzdüm seni. Ama bence senin de biraz zamana ihtiyacın var. Ya nihayetinde ikimiz de buradayız, kaçmıyoruz ya, değil mi? Hadi gel sarılıp uyuyalım. İkimizin de iyi olmaya ihtiyacı var. Ne dersin? Ama geçen gün... Haklı olarak yapamamıştın. O tamamen benim öküzlüğümdü yani. Affet ne olur. Özür dilerim. Hadi gel sarılıp uyuyalım. Olur mu? Olur. Uyuyalım.
geceler. Sana da. Nalan Hanım'ın da işine geldi tabii. Uyuyun bakalım. Beceriksiz aptallar. Adil Bey. Beni bu cehennemin içine bırakıp gitti. Ben Feride İpekoğlu, vasiyetimdir. Neyse ya, yarın konağa iyice bir bakarsın. Kesin orada düşürmüşsündür. Ben sana söyleyeyim, vurursun yani. Alo. Kime diyorum ya? Neredesin oğlum? Oğlum buradayım lan, ne oldu? Hayri. Anlatacak mısın? Oğlum sen de amma tutuldun bu işe ya. Bir şey mi oldu? Anlatacak mısın? Anlat. Sorunun mu var? Oğlum bir şeyim yok. İyiyim diyorum ya. Yeme bizi oğlum kaç gündür ya. Görmüyoruz sanki. Ne yiyorsun ne için oğlum? Konuşmuyorsun, gülmüyorsun. Anlat oğlum bir şey varsa. Neyse derdin derman bulalım. Oğlum bir derdim yok. Derdime derman aramıyorum. Bir problemim yok. İyiyim diyorum. Yani bu kadar üstüne gelmeyin adamın ya. İşte mi bir şey oldu? Ya hiçbir yerde bir şey olmadı kardeşim. İyiyim. Vallahi iyiyim. Sen aşık falan mı oldun? Ha? Bak varsa öyle bir şey söyle bize. Biz senin kardeşiniz ya. Aşık oldum evet. Aşık oldum. Ha, birine tutuldum yani. Sırılsıklam aşık oldum işte. Ne yapayım? Ondan yani, böyle yüzümün düşmesi de ondan, böyle dalmam da ondan, canımın sıkkın olması da ondan, aşık oldum. Kime lan? Ya kimeyse kime, sen de Allah Allah. Bir şey mi oldu? Kime aşık oldun? Öyle mi oldu, böyle mi? Tamam. Yemeğiniz bittiyse hadi, sahurunuz oldu hadi. Ben biraz daha oturup gelirim. Oğlum bak, böyle her gün içeride sahur yapamayız ha. Çorbası güzel de. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Gidiyoruz biz. Görüşürüz. Tamam abi. Bana bir çay daha versene. Hemen getiriyorum abi.
Galip Bey, bir de siz bir konuşsanız yani. Sedat Bey'e ihtiyacımız var falan deseniz. Çünkü bu fotokopi saçmalığından vazgeçsin babam. En azından sizi dinler diye düşünüyorum. Sedat Beyciğim, Rafet Bey biliyorsunuz beni dinler mi hiç? Ayrıca bu konuda son derece hassas, kararlı ve sinirli. Of, Galip abi ya. Ya bu söyledikleriniz benim içimi hiç rahatlatmıyor ama. Çok üzgünüm Sedat Bey ama bu durumdan kaçış yok gibi sanki. Burası mı? Evet, burası. Ya ben bütün gün bu iğrenç odada ne yapacağım? Hayır, bari Ramazan bittikten sonra başlasaydım ya. Oruçlu adama bu yapılır mı Allah aşkına ya? Sedat Beyciğim, alt tarafa bir fotokopi çekeceksiniz. Buyurun işte şuradan başlayın. Daha sonra stajyer arkadaşlar gelip sizden teslim alırlar. Size kolay gelsin. Hoşça kalın. Bitmiyor ya. Benim derdim tasam bitmiyor arkadaş. E hadi. Döndücüm. Yalnız Levent Bey, yalan söylemek orucu bozuyor ama. Ay ben nasıl yapacağım ya o turist taklidi? Selen doğru söylüyor ya. Turist taklidi yapmasa mı hiç? Ay saçmalamayın ya. Ya burada iyi niyetle bir şey yapıyoruz ya. Yeğenlerine yardım ediyoruz. Döndü. Ya bak bunlar beyaz yalanlar bile değil ya. Pembe yalan bunlar. Küçücük sayılmaz bile onlar. Bak. Lütfen döndü. İyi tamam. Ha. Ya hanımım fark ederse bu kadar çantanın ortadan kaybolduğunu? Döndü fark etmez. Fark ederse de bütün sorumluluk bende. Tamam mı? Hadi yokuş yapma Allah'ını seversen. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne olur hadi oğlum. Hay ben nasıl konuşacağım bunlarla? Ben nasıl turist taklidi yapacağım ya? Döndü tamam işte ha. Ehlen sehlen ayva yallah ne varsa söylersin işte aklına ne geliyorsa. Dua muva et ne bileyim. Bak unutma çanta başına bize 50.000 lira verecekler. 8 tane çanta var. Etti mi 400.000 lira? Tamam mı? 400.000 lirayı alıyorsun buraya geliyorsun ne olur. Bak döndü benim yeğenlerim için lütfen. Rica ediyorum ya. Artık çoluk çocuk için yapacağım. Sen yaparsın. Yaparsın sen. Hadi ben gidiyorum. Hadi canım. Ay şunu da gözüme takayım. Hadi. Hadi biz sana güveniyoruz. Çok güzel, çok oldu. Güzel oldu. Çok hadi güzel oldu. Çok. Hadi. Vallahi darlandım ha. Ay. Hadi döndü. Açın yardım edeyim mi? Açın. Hadi bakalım. Of. Zengin görün ha. Ha. Havalı ol. Tamam mı? Kendine güven. Yaparsın sen. Döndü lütfen abla. Olur olsun. Tövbe estağfurullah. Yapar yapar. Döndü bu. Yapar. Feride teyzeye bak sen ya. Oraya kadar takip etmiş sizi. Vallahi inanamıyorum bu kadına. Hayır Hayri Bey niye bu kadar taktı acaba? Öyle itici mitici bir adam da değil yani.
Yanlışı da yok. Ya orası öyle tabii ki. Hakikaten adamın bir şey yaptığı yok ki, işini yapıyor yani. İşte bana destek oluyor, şoförlük yapıyor, korumalık yapıyor. O kadar, kimseye de bir zararı yok ki. Gerçi düşünüyorum da Nalan, bak biz onca senedir arkadaşız. Seninle bir kere böyle rahat rahat dışarıya çıktık mı? Yok. Bisiklete falan bindik mi? Ya Feride teyze, Sedat dışında başka bir erkekle seni görmüş. Ya çıldırmıştır. Allah Allah, biliyorum. Yani bunda abartılacak bir durum yok ki hakikaten yani. Annem de sen de olaya çok yanlış bir yerden bakıyorsunuz. Feride Hanımcığım, ben de size bakıyordum. Niye efendim, ne oldu ki? Efendim döndü, aşağıda zeytinyağlıları hazırlıyor da. Biz bir gene yanlış yapmayalım. Yemek en iyi nasıl yapılır sizden bir öğrenelim istedik de. Aman efendim, yapın işte yemeğinizi, bana ne gerek var? Aa, olmaz Feride Hanımcığım. Beğenmiyorsunuz çünkü. Sonra herkesin içinde olmamış diyorsunuz, beğenmedim diyorsunuz. O yüzden biz sizinle beraber yapalım. Hatta ben karar verdim, videoyu alacağım. Bundan sonra ne zaman zeytinyağlı yapsam o videoyu seyredeceğim. Sizin engin fikirlerinize ihtiyacımız var. Buyurun efendim, buyurun. Hı. Lütfen inelim. Sizin engin tecrübelerinizden faydalanalım istiyorum. Ya aslında baksana, Sedat da böyle kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor ha. Kaplumbağalar falan. Tatlı da yani. Ama tabii bir Hayri Bey değil. Şimdi dışarıdan göründüğü gibi değilmiş adam yani. İnsanın konuştukça konuşası geliyor. Belki sana da ilaç gibi gelmiş her söylediği. Çok iyi bir insan. De yani işte. Öyle biri olduğu için de işinden oluyordu neredeyse. Ya Nalan. Bıraksaydın Feride teyze, konuşsaydı Rafet Bey'le. Hani Hayri Bey'i kapının önüne koyacak halleri yok herhalde değil mi? Rafet Bey ona otelde bir iş verirdi yani. Hayır kızım, sen anneni biliyorsun. Şimdi Hayri Bey diye diye senin başının etini yiyecek bu kadın. Sen kendi rahatını düşünseydin birazcık. Niye kendini bu zor duruma soktun? Ya olabilir mi öyle bir şey? Annem gidip Rafet Bey'le konuşsaydı, Rafet Bey sence ne düşünecekti Hayri Bey için? Böyle bir şeye izin vermem benim mümkün mü? Kaldı ki yani Hayri Bey ne kadar ayıp. Ay, sana ne Hayri Bey'e ayıp olmuş olmamış Nalan? Öyle bir seçenek yok. Tamam mı? Yani tamam. Bir daha Hayri Bey'le konuşmam, etmem, muhatap olmam. Olur biter. Zaten o günden sonra bir daha konuşmadık ki. Baksana sırf benim için Manoli ağacı dikti. Sırf benim için. Yani şaşırdım. Çünkü bir tek babam benim için bir şey yapardı. Onun yaptıkları sırf benim için olurdu. Nalan, sana bir şey soracağım. Ama bana doğruyu söyleyeceksin. Acaba Feride teyzenin tedirgin olduğu bu şeyde birazcık gerçeklik payı olabilir mi? Ne diyorsun, anlayamadım. Yani diyorum ki, Hayri Bey'in bu zamana kadar senin için yaptığı şeyler biraz fazla güzel. Tamam, geçende de sordum, kızdın ama Hayri Bey sana karşı bir şeyler hissediyor olabilir mi Nalan? Bilur, saçmalama artık ne olur. Ya annem gibi davranıyorsun bazen, yapma şunu. Nalan, ben senin en yakın arkadaşınım. Ben yargıç değilim, hakim değilim, Feride teyze hiç değilim. Nalan, bana karşı dürüst ol. Sen de Hayri Bey'e karşı bir şey hissediyor musun? Ya sen... Bak, hemen itiraz etme. Bak bir sakince düşünelim. Tamam mı?
Çünkü düşününce taşlar yerli yerine oturuyor. Ne oturuyor ya? Yerine biliyorum. Bak, hepimizden daha fazla onunla olmak istiyorsun. Hepimizden daha iyi geliyor sana. Evin önünden gidecek diye korkuyorsun. Hatta bence ödün kopuyor. Bak. Nalan. Sedat'tan göremediğin ilgiyi görüyor olabilirsin. Hatta kimseden görmediğin ilgiyi Hayri Bey'den görüyor olabilirsin. Ona karşı içinde duygular olmuş olabilir. Bunlar normal. Korkma bunlardan. Ya ne diyorsun sen? Ne diyorsun Bilur? Sus. Allah aşkına sus. Bence daha fazla saçmalama. Bak sen... Sen hayatın boyunca bir o adama aşık olmuş olabilirsin, anladın mı? Hatta kimi zaman aynı anda 3-5 adama aşık olabilirsin. Ama ben öyle biri değilim. Anladın mı? Ben boş ilişkiler peşinde koşmam. Ben bu evde namusumla oturuyorum. Ben böyle bir hatayı asla yapmam. Demek ben namussuz bir hayat mı yaşıyorum? Öyle bir şey. Nalan. Ben bir kere olsun gerçekten kendine ne hissediyorsun sor istedim. Kendinle yüzleştiğinde Bildur'un söyledikleri gerçek çıkacak diye o kadar korkuyorsun ki. Bilir. Çok özür dilerim Bilir. Bilir ne olur dinle beni. Ya. O kadar aptalsın ki. O kadar aptalsın ki Nalan, gerçekten ne diyeceğim bilemiyorum sana. Aradım. İşte parayı inşallah halledersek buluşacağız adamlarla. Ay, tamam. Karnım ağrıyor ya resmen heyecandan. Nerede kaldı bu kız ya? Ulan lütfen. Ha, geliyor. Geliyor. Ne olur. Ne oldu mu acaba? Oldu. Oldu. Allah'ım inanamıyorum. Döndü. Döndü gel. Hemen anlat. Döndü, ne yaptın? Döndü, ne oldu? Ha? Ay dur. Ne oldu? Hallettim. Hallettim. Ya inanamıyorum dur. Allah'ım şükür ne olsun ya Rabbim. Aldım 450.000'i aldım burada. 450.000 mi? Nasıl ya? Vallahi önce biraz tutuktum da. Hı. Sonra iyice açıldım. Ya sen Türkçe konuşmadan nasıl açıldın, döndü anlat. Vallahi gittim. Ehlen sehlen ayva mayva falan bir şeyler dedim. Ondan sonra adam çıkardı 400.000'i verdi. Ben böyle surat yaptım hani, beğenmedim parayı falan. O çıkardı 450 daha verdi. Allah'ım döndü. Yemin ediyorum yeğenlerimi kurtardın, döndü. Dur sende kalsın. Şu fazladan 50.000'i sen bir çıkar oradan. Lazım olur bize. Döndüm benim bundan. Bak ne istersen bundan sonra. Levent sen de şu ablanı bir ara. Heh. Yola çıksın. Biz şu işi halledelim. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Hadi. Ya dün yolda fark ettim düşürdüğümü. Bir şekilde gittim de eve. Bugün nasıl yapacağız? Oğlum geldim sabah bahçeye baktım, yok kulübede yok, mutfakta yok. Allah Allah. Acaba dün iftarda falan mı düşürdüm ya? Allah Allah. Ya ben bir muhtarı arayayım sorayım. Belki bulan biri muhtara falan bırakmıştır. Ya öyle bir şey olduysa haber ederim ben sana. Allah, 10 numara hareket olur çünkü. Yani sıkıntı yani, bulamamak sıkıntı. Neyse sen bak işine. Ben bir daha bakacağım kulübeye bakacağım. Sen de gözüne çarparsa mutfağa bak bir daha. Yani ne buraya oturdum? Burada falandır yani herhalde. Tamam da bir şey olursa ben haber ederim sana. Tamam, sağ ol. Allah Allah. Oo, Nalan Hanım nereye? Bilur nerede? Bilur'un biraz işi varmış. Çıkmak zorunda kaldı. Ben de şimdi şirkete gidiyorum. Kocamı görmeye. Var mı diyeceğim bir şey?
Dün gece çalışmalar nasıl gitti? Bugün cevap verecek misin? Vallahi nasıl geçsin anne? Sarıldık, uyuduk kocamla. Güzel geçti yani, güzel bir geceydi. Bir şey becerseydiniz şaşardım zaten. Geceleri dönüp sırtını yat kocana. Sabah da git adamın peşinde dolaş. O şoförle gitmeyeceksin herhalde bugün. Tabii ki gitmeyeceğim anneciğim. Hatta şöyle yapalım, birlikte çıkalım. Sen kendi gözlerinle gör. Ben şimdi kendi arabama binip kendi kendime gideceğim. Tamam, ben gelip bakacağım zaten. Ulan cüzdan gibi yani, şimdi kim değil Aru'yu uğraş. Onunla uğraş. Nerede oğlum bu ya? Hocana selam söyle. Söylerim. Arabanın anahtarını alabilir miyim Mahir Bey? Tabii, tabii ki. Buyurun. Sağ olun. Manolya için teşekkür ederim. Ya rahatına bakarsın ya, istediğin kadar şey. Sen cambazsan ben de cambazım. Güzel. Ay Levent, nerede kaldı senin bu ablan ya? Hayatım işte geleceğim dedi, yoldadır. Az sonra burada olur, gelme beni. Ha, geldi. Hadi Levent, sen direkt yanına git de hiç bu tarafa gelmesin şimdi. Tamam hadi. Halledeceğiz, bitecek hadi. Hadi dikkatli ol sevgilim. Bu işten sağ salim kurtulalım. Yemin ediyorum eve gideceğim, kına yakacağım yani. İnşallah. Nelerle uğraşıyoruz görüyorsun değil mi, döndü ya. İyi ama bak işte et tırnaktan ayrılmıyor. Çok tekinsiz tipler bunlar ya. Parayı getirdin mi? Getirdim. Evet evet, burada. Hepsi burada. Hepsi alın. Canım susun. Silah. Silah mı? Ay. Aman aman. Aman. Selam! 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 Ay! Levent! Adamı götürüyorlar. Ay, kimse yok. Ne burada ya? Götürüyorlar adamı. Adamı götürdüler. Polis! Kimse yok. Polis ara. Döndü. Belliydi. Başımıza bunların geleceği belliydi. Boş boş konuşma, polis ara. Sen oruç oruç yalanları söyle. Allah da bizim cezamızı verdi işte. Allah'ım yarabbim. Sen hayatın boyunca bir o adama bir o adama aşık olmuş olabilirsin, anladın mı? Hatta kimi zaman aynı anda 3-5 adama aşık olabilirsin. Ama ben öyle biri değilim. Anladın mı? Ben boş ilişkiler peşinde koşmam. Ben bu evde namusumla oturuyorum. Ben böyle bir hatayı asla yapmam. Demek ben namussuz bir hayat mı yaşıyorum? Hay dilim eşek hırsı, soksaydı da şu lafları etmeseydim yani. Ama Bilcucuğum yani sen de saçma sapan konuşup beni delirttin işte. Yani gerek var mıydı ya buna?
kendine denk olanı olmayanı sen bilirsin ama o bilmez, o cahil. Kesin başımıza dert açacak bu şoför. Kesin. Anne, Hayri Bey öyle bir adam değil. Acaba Feride teyzenin tedirgin olduğu bu şeyde birazcık gerçeklik payı olabilir mi? Hayri Bey'in bu zamana kadar senin için yaptığı şeyler biraz fazla güzel. Hayri Bey sana karşı bir şeyler hissediyor olabilir mi Nalan? Thank you.